Evet, Sayın Başkan, Riva'dayız. Biraz önce büyük ihtimalle burada ziyaretlerde bulundunuz. Sayın Başkan'la Mehmet Bey'le görüştünüz. Ne tarz bir görüşme yapıldı? İçeride neler konuşuldu? Özel değilse paylaşırsanız seviniriz. Yani tabii ki Türk futbolu ile ilgili konular, Beşiktaş'ın konularını konuştuk ama herkesin malumu olduğu üzere iki gün evvel oynanan maçta Beşiktaş'ın uğramış olduğu büyük haksızlığı ve adaletsizliği elimizdeki belgelerle kendilerine tek tek arz ettik. Sonuç itibariyle kendilerine bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini anlamış bulunuyorum tavırlarından, konuşmalarından. Biz gerekenin yapılacağını umuyoruz ve bunu bekleyeceğiz. Daha fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü Federasyon Türk Futbolu'nun temsilcisidir. MHK kendisine bağlıdır. Ancak geçen seneki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Geçen seneden gelenlerin bir kısmı çözülse dahi tamamının çözülmediğini görüyoruz dedik. Hataların veya varsa kasıtların bunların tespitini yapması gereken kişilerin kendilerinin olduğunu ifade ettik. Ama biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. Ve diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. Yani bizim böyle bir sadece her şeyi Beşiktaş gibi bir tarzımız, tavrımız olamaz. Ancak Beşiktaş'ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek hiçbir daha limitinin kalmadığını ifade ettik. Benim camiam mutsuz, benim camiam tedirgin, benim camiamın güvene ihtiyacı var, benim camiamın federasyon ve hakemlerin zarar vermeyeceğine dair inanç içerisinde olma ihtiyacı var. Dolayısıyla bunu yapmaları gerekiyor. İstediğimiz budur. Ve kendine de ben güvenmek istiyorum, inanmak istiyorum. Bekleyip yapılan yanlışları nasıl düzelttiklerini beraber göreceğiz. Şunu da ifade etmek istiyorum ki biraz daha hakemlerle ilgili federasyonun kamuoyunun önünde daha açık, daha şeffaf olması gerektiğini ifade ettik. Çıkın, nerede hata yapıldıysa hata yapılan yerleri söyleyin. Nerede haklıysa hakemler haklı olduğu yerleri söyleyin. Eleştirileri sizler de cevaplayın. Sadece bunların cevabını kamuoyu bizlerden veya televizyondaki yorumculardan duymasın. Sizler de çıkın, gerekeni yapın. Ki gördük ki ne mutlu bize, galiba böyle de bir çalışma içindeler. En kısa zamanda bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Ama artık Beşiktaş'ın tahammül sınırının bittiğini yeteri kadar anlattığımı sanıyorum. Umarım da sonuçlarını çok ve müspet bir şekilde sadece Beşiktaş değil tüm diğer kulüplerin de göreceğini bekliyorum. Hakemlerin hata yapmaya hakları yok. Yani bir cerrahın ameliyatta hata yapması halinde sonu ölümle bitiyorsa hata yapma şansları yoksa hakemlerin de öyle şansları yok. Adını koymuşuz, yok hata artık buraya kadar bu iş bitti. Sayın bu saatten sonra herkes Türk sporuna katkı vermek zorunda. Hakemlerin de son derece dikkat etmeleri lazım. Bir hata, iki hata, üç hata. Bir maçta bir hatayı anlarsınız ama 10 tane hata olmaz. Sayın Başkan, Beşiktaş Kulübü dün Twitter hesabından Fenerbahçe maçındaki pozisyon ve bir benzeri olan sizin Beşiktaş Alanya Spor maçındaki pozisyonu paylaştı. İki pozisyonu değerlendirdikten sonra nasıl yorumlarsınız? Hepsini biz burada içeride değerlendirdik. Çıkardık, önlerine koyduk. Yani ikisinden biri doğru, hangisi diye sorduk. Bundan cevap doğru Sayın Başkan. Cevabı sonra size 3-5 gün içerisinde alacakları kararlarla siz de ben de beraber göreceğiz. Beklentiniz nedir Sayın Başkan bugünkü görüşmeden sonra? Nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz? Ben adalet ve vicdan istiyorum. İyi olanların mükafatlandırıldığı, kötü olanların cezalandırıldığı bir düzen istiyorum ben. Ben başka bir şey istemiyorum. Son olarak Sayın Başkan, müsaadeniz varsa hakem Yasin Kolu bir daha Beşiktaş maçlarında görecek miyiz? İnternet sitesinden açıkladığınızda böyle bir ibare vardı. Bir daha görebilecek miyiz? Tabii ki tercihimiz görmemek. Tabii ki istemiyorum. Yani yapılan o hata dün bizim de camiamızın da canını çok yakmıştır. Bu bizim tercihimizdir. Biz bunu da çıkardık, geldik burada, izah ettik. Gereken ne kadar yapılır, nasıl yapılır? Zaman içinde göreceğiz. Sayın Başkan, geçen sezon bir hakem operasyonu gerçekleşmişti 8 Mart'ta. Yeni bir yönetim var fakat sizce o operasyonun devam etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Ben o konuda görüşlerimi söyledim. Defalarca aynı şeyleri söylemek yakışık almıyor. Bence ortada bir sorun vardı. O sorunun geriye yapılmıştı. Tekrar aynı sorun içeri alındı. Bana göre hatalılar. Gerek yoktu. Bir iş bitmiş işti, bitirmeleri gerekiyordu. Bu yönetim yapmadı. Bundan evvelki gönderdi. Bundan evvelkiler aldı getirdi. Zaten sorun oydu bence. Halen devam ediyor. Sayın Başkan, bizi de kırmadığınız için teşekkür ederiz. Çıkarken gördünüz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.